Bugün sizlere eğilim yasının basit tekniğini, yani zürafa yapımını anlatmaya çalışacağım. Başta tülbentimizin ucunu iki parmağımızın arasına koyarak sıkıştırarak çeviriyoruz. Bu şekilde. Kıvırdığımız yeri baş parmağımıza koyarak sıkıştırıyoruz. Ben ipimi geçirmiş oldum. İpi geçiriyorsunuz. Ucunu biraz bırakarak öbür ipin altından iğneyi geçiriyoruz tülbentten. İpimiz üstte. İğnenin üstünde kalacak. Öbür iğnede olan ikili olan ipimize çaprazlamasına sol taraftan iki kere doluyoruz. Bir çekiyoruz. Çekerken sonuna geldiğimizde biraz yavaş ve dikkatli çekiyoruz ki düzgün olsun zürafımız. İki parmağımızdan sıkıştırarak ipimizi çekmemiz böylece düğümümüzün iyice sıkılaşmasına yardımcı olur. Böylece ileride motiflerimiz bozulma, çözülme gibi bir problem yaşamayız. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. İpi geçiriyoruz. Doluyoruz ipimizi iki kere. Çekiyoruz. İğnemizi geçiriyoruz tülbentimizden. İp her zaman üstte oluyor. Öbüründe iğnenin ucuna iki kere doluyoruz. İp üstte, öbür ipi iki kere doluyoruz. İğne geçiyor. Çekiyoruz. Ben planik yapacağım. Onun için 8 zürafa yapıyorum. 2, 4, 6, 7. Böylelikle 8 oluyor. Zürafa yapmanın iki çeşidi vardır. İsterseniz bu ipi şu tarafa çekerek şu şekil geri başa dönebilirsiniz. Böylece ilk baştaki zürafanın içinden geçerek ip üstte kalıp aynı şekilde ipimizi iki kere dolayarak çekebilirsiniz. Başa geçmiş olursunuz. Bu işlem her seferinde gidip geldikçe piramidiniz küçülecek. Sonunda bir piramit şekli ortaya çıkacak. Veyahut tülbentimizi çevirerek tersinden geri geliyoruz. Bunun için ilk baştaki zürafanın üstüne küçük bir zürafa yapıyoruz eşitlemek için. Üst kata geçmiş olduk. Küçük zürafa gördüğünüz gibi öbürünün gibi büyük değil. Sadece öbürünün üstüne çıkmak için oldu. Ondan sonra gördüğünüz gibi bütün zürafaların üstünü teker teker dolduruyoruz. Sayımız gitgide azalarak bir piramit ortaya çıkacak. Piramidin tepesine geldiğinde isterseniz piramidin en dibine batarak yere aşağı inebilirsiniz veya da ipinizi orada koparıp başka bir renkte istediğiniz motif varsa devam edebilirsiniz. Tekrar ediyorum. İpimiz her zaman üstte. İğnemizi geçirdiğimiz zaman ip her zaman üstte kalacak. Öbür uçtaki iki ipimizi iki kere doluyoruz. Tutarak çekiyoruz. Çekerken fazla hızlı çekmemeye. Tabii ki ileride eliniz alışacak. Daha çabuk ve daha kolay çekeceksiniz. Başlarda biraz daha pratik yaparak yavaş yavaş yapmanızı tavsiye ediyorum.